Şimdi Ay Yıldız'ın Doğuşudur, Çanakkale adlı yazısını okumak üzere Fatma İpek Tel'i huzurlarınıza davet ediyorum. Altyazı M.K.
konuyor yıldızın yanını. Etraf mı? Zaten halkın içinde. Şimdi semadan melekler gözlüyor. Buna hak peygamber nasıl dayansın? O da açıyor ellerini semaya. Yerdeki ay, yıldız için başlıyor duaya. Şahlansın diyor yerde yatan ağlı bayrak. Bu dua nasıl kabul olmasın Allah katında? Bir rüzgar esiyor savaş meydanında. Yerde yatan ay, yıldız katıyor rüzgarı önüne. Dilde tekbir giriyor düşmanın kapkara kalbine. Söküp atıyor o çıbını Çanakkale'den. Dindiriyor uzakta ağlayan ananın gözyaşını. Susturuyor yarın dilindeki ağıtı. Bu rüzgar bir daha hiç inmemek üzere çekiyor ay yıldızı göklere. Nasıl insin ki? Bu topraklarda Allah aşkı ve onun yüreğini taşıyanlar oldukça ezanımız arşı inletecek ve bayrağımız semalarda hep dalgalanacaktır. Fatıma İpek Dele, teşekkür ederiz. Şimdi huzurlarınıza Çanakkale adlı şiirini okumak üzere Kürşat Ezel abimizi davet ediyorum. Küfre karşı duranlar şehit olup göçtüler. İslam'a yol oldular hepsi Çanakkale'de. Düşmanları ezdiler. Vatanı yar bildiler. Allah'a koç oldular hepsi Çanakkale'de. Toprağı yuva bilip sarmalayıp kefeni, bayrağı feda edip öne sürüp bedeni, imanı amaç bilip sormadan hiç nedeni, ufka ışık oldular hepsi Çanakkale'de. Şahittir conk bayrağı, şahittir tüm melekler. Düşman bela olsa da korkmadı o yiğitler. İslam'ın şan şöhretliği Bedir'deki aslanlar. Yoldaş olup koştular hepsi Çanakkale'de. Bu dava basit değil. Anlamadı münafık. Korur Allah ilmini, bize her yer aydınlık. Önümüzde duramaz ne kafir ne de fasık. Telef olup öldüler Çanakkale'de. Allah'ım yaşatmasın bir daha böyle keder. Ne zalim ne de kafir hiddeti bize yeter. Bu nesil yüzyıllardır Mehmetçiktir, her yere yeter. Feda olup gittiler hepsi Çanakkale'de. Şehit olup göçtüler hepsi Çanakkale'de. Yüz yıl önce yaşanmış olan tarihimizin en şanlı zaferlerinden biri olan Çanakkale Gelibolu Zaferi'ni ve şehitlerimizi anlatan yazısını okumak üzere Ahmet Köse abimizi huzurlarınıza davet ediyorum. Bundan tam 100 yıl önce Çanakkale'de bütün dünyaya Çanakkale geçilmez diye bir destan yazıldı. Eşine az rastlanır en büyük kahramanlık destanlarından biri olan Çanakkale Zaferi, Kurtuluş Savaşı'nın ve Türkiye Cumhuriyeti'ne giden yolun çok önemli bir kilometre taşıdır. Çanakkale Zaferi
tarihten silinmek istenen bir millet, bütün yokluk ve imkansızlıklarına rağmen Allah yolunda din, iman, millet, vatan, bayrak, hak, adalet, erdem, fazilet ve mukaddesat uğrunda ilahi kelimetullah için mücadele ettiler. Dini mübini İslam için kanlarını ve canlarını feda ettiler. Cenab-ı Hak bir ayeti kerimesinde Allah yolunda öldürülenleri sakın ölüler sanmayın. Bilakis onlar diridirler diye buyurmuştur. Mehmetçiklerimiz şehadet şerbetini içtiler ve en yüce mertebeye ulaştılar. Tevhidi savurdular. Müslümanların haysiyet ve onuruna ve mabetlerimize namahrem eli değdirtmediler. Şehadetleri dinimizin temeli olan ezanlarımızı susturmadılar. Bizler sağlam inancın, sarsılmaz bir ruhun mirasçılarıyız. Aydınlık geleceğimizin teminatı dün olduğu gibi bugün de işte bu ruh ve inançtır. Birinci Dünya Savaşı'nı galip getirmek isteyen düşman devletler gemileriyle Çanakkale Boğazı'nı geçip İstanbul'u almak istiyorlar. Osmanlı ordusu İngiliz ve Fransız donanmalarına karşı Çanakkale Boğazı'nda aylar süren bir dizi deniz ve kara savaşı yapmıştır. 253 bin askerimizin şehit olduğu bu savaşlar sonucunda düşman donanmaları ağır kayıplar vererek geri çekilmişlerdir. Çanakkale Savaşları'nın denizle ilgili bölümü 18 Mart 1915 tarihinde düşman gemilerinin geri çekilmeleriyle sonuçlanmıştır. Bu nedenle her 18 Mart gününde Çanakkale Savaşları'nı anmaktayız. Çanakkale Savaşları 1. Dünya Savaşı içinde tarihin en kanlı muharebelerinin cereyan ettiği bölümü olarak bilinir. Bu savaşlar Türk milletinin sayısız zafer, şan ve şerefle dolu tarihinin en parlak sayfalarından biridir. Türk milletinin geçit vermediği deniz ve kara savaşlarının ardından 1. Dünya Savaşı uzamış ve düşman kuvvetlerinin bir günde zafere ulaşma ümidi yok olmuştur. Çanakkale Gelibolu Savaşları nedenleri 1. 1911-1912 yıllarında Osmanlı Devleti son Afrika toprakları olan Trablusgarp ve Bingazi'yi İtalya'ya bırakmış, 1912-1913 Balkan hizmeti ise 500 yıldır Türk olan Rumeli'deki son Türk hakimiyetini yok etmişti. Bu yüzden Osmanlı Devleti kaybettiği toprakları geri almak istemesi. 2. İngiliz ve Fransızların İstanbul'a ele geçirmek istemesi ve İstanbul'a giden yol ise Çanakkale Boğazı'ndan geçer. Bulgar ordularının ekonomisi kötüye giden Rusya'ya gerekli yardımı götürmek ve Anadolu'daki petrol yataklarını ele geçirmek. 4. Balkan Savaşları'nda yara almış Osmanlı Devleti'ne ikinci hamleyi uğrarak tamamen çökertmek, bu sayede de Avrupa'ya açılabilme emellerini gerçekleştirmek. 5. İki Alman gemisinin Akdeniz'de İngiliz ve Fransız donanmasından kaçarak Türk bayrağı altında Rus limanlarını bombalaması. 6. Osmanlı Devleti'nin bu sebeplerden dolayı savaşa girmek zorunda kalması ve müttefiği olduğu Almanya'nın savaşı kazanacaklarına inanması. 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi. Osmanlı Devleti kaderini alelacele 2 Ağustos 1914'te üçlü ittifaka bağlamıştır. İttifak devletleri Osmanlı Devleti, Almanya, Avustralya, Avusturya, Macaristan, Bulgaristan, itiraf devletleri ise İngiltere, Fransa, Rusya ve diğer ülkeler. Oysa karşılarında İngiliz ve Fransızlardan oluşan hiç yenilgiye uğramamış bir armada durmaktadır. Çanakkale Savaşları'nın birinci safhasını deniz savaşları oluşturur. İtilaf devletleri tarafından Akdeniz'de sıkıştırılan Almanya'ya ait Koben ve Breslau adındaki gemiler Çanakkale Boğazı'nı geçerek İstanbul'a gelirler. Ve Osmanlı bayrağını çekerek burada gemilerin isimlerini Yavuz ve Midilli olarak değiştirirler. Bu gemiler 29 Ekim 1914'te Karadeniz'e açılarak Rusların Odessa ve Sivastopol ve Navroski limanlarını bombalayarak İstanbul'a geri dönerler. Bu bombardımandan 5 gün sonra
3 Kasım 1914'te İtilaf Devletleri Çanakkale Boğazı'na gelerek Sadülbahir ve Ertuğrul bataryalarını bombalar. Sadülbahir Kalesi'nin içinde cephaneliğin patlaması sonucu 5 subay ve 81 erimiz şehit olur. İşte bu şehitlerimiz Çanakkale Savaşları'nın ilk şehitleridir. 3 Kasım'da başlayarak 18 Mart 1915 tarihine kadar Boğaz'da süre gelen bu savaşlara deniz savaşları denir. 18 Mart 1915 tarihine kadar hazırlık amacıyla Boğazımıza 11 büyük saldırı yapılır. 18 Mart 1915'te yaklaşık bir aydır sürekli olarak bombaladığı Boğaz'ın her iki tarafındaki Türk tabiyalarının artık sustuğunu varsayan 12 zırhlı, 18 muhrip, 7 mayın tarama gemisi, çeşitli tip nakliye destek gemisi ve uçak gemilerinden meydana gelen Birinci Dünya Savaşı'nın en büyük ve en modern donanması Boğaz'ı geçme girişiminde bulunmuştur. 18 Mart 1915 günü yaşanan deniz savaşında düşman donanması 7 saat süren mücadeleden sonra gemilerinin 1/3'ünü kaybeder. Sonuç 7 denizaltı, 15 destroyer, 25 bin ölüdür. Bunun yanında Türk tarafının kaybı ise 1328 şehittir. Çanakkale Kara Savaşları. Deniz yoluyla Boğaz'ı fethedemeyeceğini anlayan İttifak Devletleri 25 Nisan ve 6 Ağustos 1915 tarihleri arasında Gelibolu Yarımadası'na iki ayrı bölgeden çıkarma yaptılar. Bu kuvvetler İngiliz ve Fransızlardan oluşuyordu. Ayrıca Arıburnu'nda çıkarma yapan birlikler ise İngiltere sömürgesinde olan Avustralya ve Yeni Zelanda birlikleriydi. Gelibolu Kara Savaşları 25 Nisan tarihine kadar 8,5 ay devam etmiştir. Düşman yalnız birkaç devletten ibaret olmayıp sanki karşımızda bütün dünya vardı. Düşman donanması 2. Dünya Savaşı'na kadar dünyanın gördüğü en büyük ve en modern donanmasıydı. Hal böyleyken kazanılan zaferin değeri daha iyi anlaşılmaktadır. Zira bu savaş yenilmez sayılanların mağlubiyetidir. Çanakkale Gelibolu Savaşları sonuçları. 1. Çanakkale Kara Savaşları süresince Gelibolu Yarımadası'na çıkarılan asker mevcudu 525 bindir. Bu askerlerin 400 binini İngiliz, Avustralya ve Yeni Zelandalı askerler oluşturuyordu. İngilizlerle birlikte Yarımada'ya çıkan Fransız askerlerin sayısı 80 biniydi. Buna karşılık Osmanlı ordusunun mevcudu 500 bin civarındaydı. Çanakkale Savaşları'na katılan İtilaf Devletleri'nin toplam kaybı 284 bin civarındadır. Çanakkale'yi savunan birliklerimizin kaybı toplam 253 bin civarındadır. Çanakkale'de Türk milleti Mustafa Kemal Paşa'sını ortaya çıkarmış ve var olabilmenin temelini atmıştır. 4. Balkan Harbi'nin mahcubiyetini sona erdirmiş, dirayetli komutanlar iradesinde Türk insanının neler yapabileceğini göstermiştir. Çanakkale İngiliz ve Fransızların Rusya'ya yardımını engellemiş, Çarlık Rusya'nın 2 yıl sonra çökmesine sebep olmuştur. Kısacası, ehliyetli ellerde sevk ve idare edilen kahraman Türk askerinin hayatını hiçe sayarak kanını fedakarca akıtması ve can vermesi sayesinde dünyanın en modern silah ve teçhizatı ile donatılmış düşman donanması binlerce askerini kaybederek geri çekilmek zorunda kalmıştır. Şehitlerimiz bizim istikbalimizdir. Toprak eğer uğrunda ölen varsa vatandır düsturunca bu toprakları bizlere vatan kıldılar. Millet olarak bize düşen görev ise şehitlerimizin aziz hatırasını ruh ve gönül dünyamızda yaşatmak ve gelecek nesillerimizi Çanakkale ruhuyla yetiştirmektir.